Bak. Kocam seni kime yakıştırmış? Git. Git yakından bak. Yalan. Kimin için geldim? Söyle, ben kiminle evlenmeye geldim? Söyle ya, doğruyu söyle. Benim değil, babaannenin yalanı. Hayır. Hayır. Buyur. Zavallı şuursuz. Kendini uyanık sanan küçük aptal. Oğlumla Cenk Karaçay'la evlenmek için üstüne para alacağına inanabilmek. Nasıl bir akıl tutulması bu? Aa tabii. Kendini beğenmişlik de böyle bir şey olsa. Anneme bakma ya. Ara sıra uğra bana. Bahsettiğin çocuk Amerika'da mankenlerle takılıyor. Emin misin sen? Bu oğlan bakar mı bana? Az kalbaz. Yakında bu mumları kocanla romantik yemeklerde yakacaksın. Yalan. Ne oldu sana? İyi misin? Annenle mi konuştun? Civan'a mı üzüldüler? Ben de dua okuyacağım şimdi. Haddimi indireceğim. Kızım bir şey söylesene. Bakma ne deli deli. Ha? Kızım ne oldu? Hocada karı çağırmıştı. Bir şey mi yaptı sana ha? Bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Söylesene, ne oldu? Hiç. Hiçbir şey yapmadılar. Babaanne. Diye süt diye karışamaz oldun. Kaldın böyle. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Bak, kocam seni kime yakıştırmış? Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanmam. Ama dene istersen.
Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Yemin ederim siz benim adımı unutmayacaksınız. Yavrum, içime dert oldu. Sende bir haller var. Ha? İyi misin? Biz buraya niye geldik babaanne? Ne? Nereye niye geldik? Buraya. Bu köşke. Biz İstanbul'a niye geldik babaanne? Kızım, yine başlama Allah aşkına. Cihan hastanede. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler mi? Ben sana hatırlatayım o zaman niye geldiğimizi. Biz seninle bin tane numarayı niye çevirdik babaanne? Ben niye kendi nişanlımı dövdürüp kendi adımı koca Antakya'nın diline doladım babaanne? Ben niye ablanı anneme ismi yolladım? Ya ben niye evimizin yanmasına sebep oldum? Neden ya, neden? Elimde bir toz beziyle gelin olacağım evi temizlemek için mi? O iğrenç insanların pisliklerini temizlemek için mi? Bak. Bak bunlara bak, bak. Bak bu yerdekilere bak. Bunlara da bak. Bunlar benim için tarih oldu babaanne. Ben buraya gelirken arkamda bir kül yanı bıraktım. Niye bıraktığımı da unutmadım. Şimdi sen bir söyle bakalım. Ben buraya evin oğluyla evlenmek için gelmedin mi babaanne? Şey... Yani... Öyle mi değil mi babaanne? Öyle. Öyle tabii ama sen de gördün babasını. Olmaz artık o iş. Hem ortalık da karıştı. Bak, gözünü seveyim. Rahat dur. Başımızı belaya sokma. Bu saatten sonra olmaz o iş. Öyle mi? Bu saatten sonra olmaz o iş diyorsun, öyle mi? Bunu söylemek için sence biraz geç kalmadın mı babaanne? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl ne olacaksa bu saatten sonra olacak. Ya hep ya da hiç babaanne. Allah'ım. Allah'ım bu kıza mukayyet ol. Sabah annemler seni böyle yarı çıplak gördüğünde fenalık geçirmişler. Cemre'yi böyle yarım yamalak gördüm ama... ...maalesef kınadı seni. Evet, ablam biraz suratsız senin değil mi? Çok
kibarsın aşkım. Sıkıcı diyelim biz ona. Böyle basit. Mıy mıy biraz. İçi geçmiş onun, içi yaşlı o.